Adım Sezer, soyadım Öztürk. Yalnız Çamasköy'de yaşıyorum. 26 yaşındayım. 5 senedir koyunculuk yapıyoruz. Tüm 5 senedir bende. Sarıyıp da 2 senedir bende. Yani koyundan iç içeler. Yani evlat gibiler yani bana. 5 senedir Allah'a şükür bir kurda rastlamadım. Mesela sarı köpeğim daha şey koyuna yani şeydi iç içe diyelim bir koyunum geride kalsın gidip kafasıyla vurup getiren bir köpek. Yani civarda olsun etrafta olsun canlı hiçbir kişiyi koymaz yani yabancı diyelim inek olsun at olsun yabancı köpek olsun hiçbirini yaklaştırmaz sürü. Şu an yani bir 10-15 gün daha otaracağız. Otu yiyor. Mesela dağ var. Bizim dağa götürüyoruz. Gevenlerin içindeki otu yiyor. Bundan idare ediyor. Sabah ot dağıtıyoruz bir balya. Ondan sonra vuruyoruz. Saat 4-4.30'a kadar otarıyoruz. Akşam da evimize getiriyoruz. Vallahi abi zor meslek. Yani adam işi bu iş. Yani tek kişinin işi değil. Yani bunu yapmak istiyorsan adamın olacak. Yani 12 ay buna çoban olacaksın. Yani yaz kış demeden bunun peşine gezeceksin yani. Bunun derdi de çok. Yani emeği de var. Parası da iyi ama adamın olmadıktan sonra boş. Yani işte böyle geçinip gidiyoruz. Vallahi abi bu koyun işi zevk işi. Ben ilk başta sevmiyordum ama 5 senedir gittiğim için alıştım. Mesela şehire gittim mi rahat edemiyorum. Direkt arabaya binip gelip koyunun başına gidiyorum. Yani babamı da göndermiyorum. Ya batıda olsa ne yapayım? İşte buranın güzellikleri bize yetiyor yani. Şehire gitsem verecekler 5 milyar. Ondan da geçineceğimiz yok. İşte burada koyunlarına, hayvanlarına geçinip gidiyoruz çok şükür. Şimdi eve dönüş vakti abi. Eve gidiyoruz. Yeter mi? Bir bak abi. Yeter. Keçiler içeri bırakma bacağı çıkıyor. Hepsi buraya mı giriyor? Yok yok. Aslında içine atmak lazım Sezer onları ama. Gel, gel. İçeride dursun abi. Bakın. Ellerinizden öpüyorum. Eğer soğursa bir cam daha kapat. Eşek nereye gitti? Aha buraya gitti. Ha tamam. Kapalı mı?
Kalkar çıkmıyor. Allah'a bak bir kalk ulan misafir gelmiş kar yağıyor. Gök demir yer parkır. Yanım toprağa başım ehli. 13 yaşında kız alırsan böyle olur kardeşim. Ne oyundan anlayır ne toyundan. Dence alıp yumruk yiyecek yaşlı al kuyruk ye. Valla. Batırmışım 300 koyun vermişim buna başlık parası. Ula gelin hemşerim gelin benim durumum neydi. İçeri gel. Karıyı peşin almadın mı, bana bakmaz sana. Tırak verip alacaksın koyunu, kuzuyu. Aha, saat. O zaman elde elde... Okumuz yazmış karı alırsa, abun gününe kalırsın. Karıyı biraz böyle... Ali okulu mezunu alacaksın ki hesapçı tabi sormasın. Telefondan anlamaz. Benim karının telefonu eski, kortabet saatleri gibi. Alo, alo, kapanır, açıl. Aha. Yatır bakayım, şifren nedir, bilmem, elektrik var mı? Efendime söyleyeyim, nasıl oldu, günün nasıl? Günün benim nasıl geldi, ben çoban adam, saf adam ben, gariban adam. O zaman ilk tanıştık, dedi ki ne iş yapıyorsun, dedim orman mühendisiyim. Hanım tanımıyor beni, kocuğunu getirdim, ne izinli misin, izinliyim. Kaç gün? Bir ay, bir ay geçti dedi, herif kakışacak, tamam. Ya dedim, bir ay daha izin aldım. İkinci ay olan nasıl oldu dedim, karı vallahi ebil ebil oldu. Ölün Allah, ben durmam. Bu eskiden ya çocukluk zamanımızda yapıyorduk da, ondan sonra çoban sıkıntısı, ne bileyim, insanlar nüfus az olduğundan dolayı bu işleri bıraktık. Yeniden bir... Birkaç yıl önce 2018'de bir proje açıldı genç çiftçi üzerine. Oradan bir 30-35 tane hayvan aldık. Ondan sonra bunu biraz çoğaltmaya yöneldik. Bir ikinci sefer bunu çoğalttığım için bir proje daha çıktı. Başvurdum. Bir 150 tane daha aldım. Şu an 300-350 tane etmişim. Allah'ın verdiğine şükür. Çalıştın mı oluyor. Sebat ettin mi oluyor. Aldığını yersen tabii ki olmaz bu işler. Bana verileni 1-3 yapmışım. Daha da ileri gideceğiz inşallah, çoğaltacağız. Tek sıkıntımız, sarma falan işi olmuyor. O da yalnızlıktan. Bakalım, ileriki zamanlarda bir şeyler olacak. Allah büyüktür. Zorluğu yoktur, sadece çoban sıkıntısı var. O da koyunla arı, yani bir eve girdiği zaman o ev yürür. Hiçbir şey olmaz. Şimdi 100 taneden 10 tane satsan hiç belli olmaz. 20 tane satsan belli olmaz. Ayda bir tane kessen 12 ayda 12 tane eder. Bunun bereketi budur. Her şeyinden faydalanıyorsun. Yününden, sütünden, ne bileyim, gübresinden. Artı otlağında 2 ay, 3 ay içeride yer. Büyükbaş hayvan 6'ya yer. Bu iş böyle. Kapıdakiler kimdir? Sen mi? Biz Burak Bey'le kapıda duruyor mu? Matta var yanına kadar. Oğlum ona o çöpe kulübesini koyak o sarıntı oraya bakla. Altına fışkı dök sıcak olsun. Tamam. Bir ankinde buradaki koma getirirsin. Onlar bizim variyetimiz yani 300 koyun bir tarafı onlar bir tarafı. Onlar olmasa da günümüz var. Tamam. Çöpeksiz olmaz.